Yine özellikleri soruların yanlarında ihtiyaç hissettikçe vereceğiz. Kısaca bir deltoyu da hatırlayalım. İki tane ikizkenar üçgenimiz olacak. Soruda verildiği gibi. Bunların taban uzunlukları eşit olacak ve ikizkenarı görünce adeti dikinmek. Şurası açıortay. Aynı mantıkla. Burada açıortay. İkizkenar oldukları için dik kesişecekler. Taban iki eş parçaya bölünecek. Ve benzer mantıkla şurası buraya eşit. Bu açıda buraya eşit ikizkenar olduklarından ve bu durumda E açısı ile F açısı da aynı olmuş olacak. Sorumuza baktık. Öncelikle 90 şurası A olsun, şurası da B olsun. A, B, şurası artı B. Yine aynı mantıkla A, B, burası artı B. Dikkat ederseniz bu bölgedeki üçgenle bu bölgedeki üçgen aslında benzer üçgenler oldu. A artı B'nin gördüğü X. Burada artı B'nin gördüğü 10. 90'ın gördüğü şu an lazım değil. Kalan açının gördüğü 6. Burada kalan açının gördüğü de 4. İçler dışlar çarpımı 4x eşittir 60. X değerimiz 15 olur. ABC'de bir deltoid. AB eşittir AD. O halde bu ikizkenar arasında birbirine eşit 10. 6 birim verildi. Alan ABC'de nedir? Deltoidimizin köşegenlerinden bir tanesini çekersek. Şu bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgen olduğundan 30 birimdir. Buranın alanı 30. Zaten simetrik bir şekilde ikiye böldük. Burası da 30. Tüm alanımız 60 birim olur. ABC'de deltoid AB eşittir AC ve BD eşittir DC. 12 birim, 4 kök 3 birim verilmiş. Alan ABC'de nedir? 60 dereceyi ihtiyaç halinde karşısına hemen dik ineceğim. 60 dereceyi bildiğim için karşısına dik indim. 90'ın gördü 4 kök 3. O halde 30'un gördü bunun yarısı 2 kök 3. 60'ın gördü bunun kök 3 katından 6 birim. Yine şu köşegeni alırsam bu bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 36 olur. Simetrik olduğu için diğer tarafta 36, tüm alan 72 birim olur. Deltoidimiz verildi. AB eşittir AD. 3 kök 13, 3 kök 13. Şurayı gönderirsem dik kesişecekler. Ve dikkat edin, açıortaydır. Bize verilen ifade alan ABC'de nedir? Öncelikle bu 2 kök 13, 3 kök 13. Pisagor uyguladık. Şurası x olsun. X kare eşittir. 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 13 ve 3 kök 13'ün karesi 3, 9 çarpı 13. Bu durumda 13'ün karesi oldu. Yani x dediğimiz mesafe 13'tür. Şuranın tamamı 13. Peki alan nedir? Deltoid'de alanı nasıl hesaplarım? Şunların zaten eşit olduğunu biliyorum. Şuna H1 diyelim, buna da H2 diyelim. Tabanlar da AA. Dikkat edin, şu bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Diğer bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştirirsem alan A çarpı H1 artı A çarpı H2. Kısaca A parantezinde H1 artı H2 oldu. H1 artı H2 dediğim bir köşegen. A dediğim bu köşegenin yarısı. O halde alan 1 bölü 2 köşegenlere ACBD dersem. AC çarpı BD. Aradaki açı aslında sinüs 90 olduğu için gizli bir sin 90 var. Dörtgenlerde bahsetmiştik bundan. Alanımız köşegenler çarpımının yarısı. O halde ben bu köşegeni biliyorum. Toplam 17. Şu köşegeni de bulursam soru bitmiş olur. Burada Öklit var dedik dikten dikindiği için. Bir kenarı 2 kök 13, bir kenarı 3 kök 13, tabanı 13. Bizden istenen şu parça. H. 2 kök 13 çarpı 3 kök 13 eşittir. H çarpı 13 Öklit gereği sadeleştirirsem H eşittir 6 oldu. Sonuç. Köşegenlerden bir tanesi 17 birim. Diğer köşegenimiz 12 birim.
Alanımız 12 çarpı 17 bölü 2. Sadeleştirdik. 102 birim karedir. Bir deltoid verildi. Şu x'e eşit, bu x'e eşit. Buranın yine açıortay olduğunu biliyorum ihtiyaç halinde. Öncelikle EBC üçgenine bakarsam. Dikkat ettiyseniz 6, 8, 10 üçgeni sırıtı. Yani biz buraya x yazarsak x 6, x artı 2 üçgeni Pisagor yaptık. X'i bulduk. 6, 8, 10 üçgeni belli. Alan ABC'de istenmiş bir köşegen belli. Diğer köşegeni de bulursam soru biter. Diğer köşegenimizi bir çekelim. 2 eş parçaya bölündüğünü biliyorum. Bir köşegenim 8. Alanın 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı diğer köşegen olacak. Hemen o diğer köşegenimize bakalım. Öklitten dolayı bir kere yüksekliği biliyorum. 6 çarpı 8 eşittir. Şuraya h diyelim. H çarpı 10. Şu bölgedeki öklit. Peki buradan h değerimiz 4,8. 2 h lazım bize. O halde buraya yazmamız gereken değer 9,6. Sadeleştirdik. 4 çarpı 9,6 38,4. Aradığım bölgenin alanıdır. Bir deltoid verildi ve boyalı bölgenin alanı nedir diye sorulmuş. Öncelikle şunu bir hatırlayın. Bunlar orta tabansa S 3S şeklinde gelecekti. Yani 6 ise şuraya yazacağım alan 18. Deltoidin bir yarısına 24 yazdık. O halde diğer yarısı da aynı mantıkla 24'tür. Yani tüm alan kaça eşit oldu? 48. Beyazların toplamı 4 ve 6, 10. Çıkarırsak 38 taralı bölgeye kalacaktır. İlave bilgi verelim burada. Tüm alanımız 48 dedik. Ve S3S'lerden bahsettik. Şunu bir tamamlayalım. Farklı soru tipleri için konuşalım. Tüm alanımız 48 ise yarısı ortadaki bölgenin alanıydı. Dörtgenlerden hatırlayın. Elinizde rastgele bir dörtgen varsa bunun orta noktalarını birleştirdiğinizde oluşan şekil paralel kenardı. Ve bu bölge tüm bölgenin yarısıydı alan olarak. 6, 4 ilave özelliğimiz A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamına eşitti ve bu da S'e eşitti. Yani toplam 24, kalan 12, 6, 6, 4 içinde 8 karşılıklı toplamları eşit olacak şekilde dağılacaklar. Burada herhangi bir yeri de sorabilirdi. Bu yüzden bu ayrıntıya girdik. 2 birim 5 birim taralı bölgenin alanı nedir? Şunlar her biri x. Burada doğal olarak 2x deltoid olmasından ötürü. Buralara da biz y diyelim. Dikkat edin şu açı 1 bölü 2 a 5 sinüs alfa yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı teta diyelim oraya. Sin teta eşittir 5. Peki benzer mantıkla tümü ne olacak? 1 bölü 2 çarpı y çarpı 2x çarpı sin teta olacak. Değişen bir şey olmadı. Sadece 2 kat. 10. O halde şu bölgenin alanı 10'dur. Zaten şöyle de diyebilirsiniz. X 5'i gördüyse x de 5'i gördü. Toplam 10. Deltoidin yarısı 10. Diğer yarısı da 10'dur. O halde toplam alanımız 20. Beyaz bölgelere 7 birim verdi. 13 birim kare kalan bölgenin alanı yapar. 5, 12, 13 üçgeni var. Ve yine bir deltoidimiz var. AF eşittir AE'ye. O halde burası da deltoid olması için 13. 5, 12, AD 18 birim. Ve bizden istenen çevre AE, CF yani deltoidin çevresi nedir? O zaman şu değerler kaldı sadece bulmamız gereken. Şimdi 5, 12, 13 üçgenini verdik. Şuraya da biz X diyelim. X kare artı 18'in karesini arıyorum. Peki şurayı bir çekelim. Dikkat edin. X kare artı 18. Benzerini zaten yapmıştık. Şöyle. Şu X'e eşit. Bu X'e eşit. Şu açımız
A dersek buralara, buralara da B dersek, burası aslında A artı B açısı. Bir dış açıken de komşu olmayan iki iç açı eşit. Burası da artı B. O halde buradaki üçgenle buradaki üçgen benzer oldu. Yani 90'ın gördüğü 13, 90'ın gördüğü Y. Aynı mantıkla A artı B'nin gördüğü 12, burada artı B'nin gördüğü 18, yani 1,5 katı. Y değerini buradan 19,5 bulduk. İhtiyaç halinde X'i de bulabilirim. Boşluğun gördüğü 5, diğerinde boşluğun gördüğü X. Çevreyi istemişti, bizden istenen 2Y artı 26. Y dediğimiz 19,5, 2 katı 39 artı 26. Aradığımız cevap 65 birimdir. AB AD'ye eşit, deltoidi verdi ve iki eş parçaya bölünmüş. Şurayı çekerseniz eşit olduğunu biliyorum. Şu iki parça eşit. Neden? Açıortay zaten ikizkenar. Ve dikkat edin, burada bir Menelaus oluştu. 1'in 2 oranı. 1'in 1'e oranı. X'in 5'e oranı. Eşittir 1. X eşittir 10 bulunur. AC kare artı BD kare nedir diye sormuş. Karşılaşabilirsiniz. Bir deltoid verildi ve orta noktalardan bölündü. Deltoidin zaten köşesinin dik olduğunu biliyorum. Şu orta noktayı alacak şekilde bir üçgen oluşturursam. Dikkat edin. 1'in 2 oranı, 1'in 2 oranı. Şuraya biz A diyelim. Büyük köşegen AC 2A oldu. Yine benzer mantıkla 1'in 2 oranı, 1'in 2 oranı. Buraya B diyelim. Büyük köşegen BD. O da 2B oldu. Ve şuranın dik olduğuna dikkat edin. Paralellikten dolayı diklik geldi. O halde Pisagor. A kare artı B kare eşittir 4'ün karesi. Benden istenen nedir? AC'nin karesi, yani 2A'nın karesi. 4A kare artı 4B kare. 4 parantezinde 16. O da eşittir 64'tür. Benzer bir soru. 3, 4, x nedir? Şu köşegenin 1'in 2 oranı, 1'in 2 oranından 8 olduğunu biliyorum. Aynı mantıkla burayı çekersem, 1'in 2 oranı, 1'in 2 oranı 8 olması için buranın 4 olması lazım. Yani bize verilen karşıdaki kenarların tam orta noktasını birleştiren ışınla buradaki ışın aynısıdır ve burada oluşan şekil dikdörtgendir. Zaten hatırlayın, rastgele bir dörtgenimiz varsa elimizde, biz bunların orta noktalarını birleştirirsek oluşacak olan şekil paralel kenardı. Yani bu buna eşit, şu da şuna eşit. Buraya kadar sıkıntı yok. İlave neler hatırlıyorum? Köşegenler eğer eşitse bu oluşan paralel kenar eş kenardı. Köşegenler dik kesişiyorsa bu durumda dikdörtgendi. Hem köşegenler eşit hem de dik kesişiyorsa bu sefer oluşan içerideki şekil kareydi. Bizim dörtgenimiz, yani deltoidimiz, köşegenleri dik kesişen bir deltoid. Zorunlu dik. Köşegenler dik kesişen orta noktaları da o zaman birleştirirsem oluşacak olan şekil bu durumda dikdörtgen olur. Yani kısaca burası 4, ihtiyaç halinde şu parçayı, kareyi de çekersem orası da 3 birim olur. Sonuç, bizden istenen x nedir? Zaten köşegenler dik kesileceği için dedik burası diktir ve dikdörtgendir. Direkt olarak Pisagor'u gördünüz. X kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Kenar orta noktalar verildi. 1'in 2 oranı, 4'ün 8 oranı, 1'in 2 oranı, 1'in 2 oranı 7'nin 2 katı 14 oranı ve dik kesişti. Alan 1 bölü 2 çarpı köşegenler. Sadeleştirirsek 56 birim kare olur.
BCE açısı 100 dereceymiş. Alfa nedir? A dediğimiz yere biz 2x diyelim. Şurası 90 eksi x. Burada 90 eksi x. Benzer mantıkla şuralara da 2y diyelim. 90 eksi y ve 90 eksi y oldu. Bu durumda şu açı x artı y. İkiz kenardan dolayı burada x artı y ve buraya kalan 180 eksi 2x eksi 2y. Ve bize BCE açısını yani şurayı vermiş. 2y artı 180 eksi 2x eksi 2y. Bunun 100 olduğu verilmiş. Bu durumda 2x eşittir 80. Bizim de zaten aradığımız 2x'ti. İkiz kenarı görünce adetli dikilmek. Şurayı biz 1 1 parçalayalım. Bu durumda şurası da 2 olmuş oldu. Ve deltoidde açıortaylarımız var. Açıortaylarımız var. A, A, B, B dersek şu açı artı B. Benzer mantıkla burası da artı B. Şimdi 90'ın gördüğü A artı B'lerin gördüğü ve boşlukların gördüğü şeklinde bir benzerlik yapacağız. Burada boşluğun gördüğü şurası 90 artı B boşluk, 90 artı B boşluk. Boşluğun gördüğü 2, boşluğun gördüğü 1. Yani oran 1'e 2. Yani bu durumda buraya ben x dersem yüksekliğimize artı b'nin gördüğü yere artı b'nin gördüğü yere 2x demem lazım. ED uzunluğunun BF uzunluğuna oranı nedir? Deltoidin iki kenarlarını birbirine oranlamamızı istedi. Bu ifadede 90'ın gördüğü, burada 90'ın gördüğü zaten benzerliği kurmuştuk. Boşluğun gördüğü küçükte 1, büyükte 2. Burada A artı B'nin gördüğü X, burada A artı B'nin gördüğü 2X demiştik 1'e 2 orandan. Peki 90'ların gördüğü, küçükte 90'ın gördüğü çift çizgi, yani E'de, büyükte 90'ın gördüğü EB, diğer bir ismiyle BF. O zaman oran 1 bölü 2'dir. A açısı ile C açısının toplamı 120 derece. Hepsinin toplamı 360 derece çıkarırsam 240 kaldı. 240 zorunlu olarak yarı yarıya paylaşacaklar. Yani 120-120. Gerekçemiz ne? Deltoidde tabanımız 2 tane ikiz kenarımız. Burada eşitlik var. Burada da kendi arasında eşitlik var. O halde A artı B artı B birbirlerine eşittir. 120 alan sorulmuş. Şurayı çekersek bu üçgenin alanının 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bundan 2 tane istiyorlar. Çarptım 2 ile. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 10 kök 3 deltoidin alanıdır. Alfa 2 alfa bağıntısı verilmiş. Deltoid karşılıklı açılar eşitti. O halde buranın 2 alfa olduğunu biliyorum. Bir dış açıkenle komşu olmayan iki iç açı. Burada alfa ve ikiz kenar üçgen. EC uzunluğu 4 oldu. Bizden istenen x nedir? Deltoid'de buraların açıortay olduğunu biliyorum. Açıortay teoremi oldu. 6'nın 4'e oranı. Deltoid'de sıkça karşılaşacaksınız açıortay teoremiyle. Onun x oranı. İçler dışlar çarpımı 40 eşittir 6x. X dediğimiz değer 2 ile sadeleştirirsek 20 bölü 3 oldu. Cevabımız C şık. Bir deltoid verildi. Eşitlikler var. Eşit açı var. Şurası A olsun. Zaten açıortaydan dolayı burası da A. Burayı da A vermiş. Şunlara da BB diyelim. Bir dış açı. Kendine komşu olmayan iki iç açı eşit. A artı B. Peki benzerliği gördük mü? A, B. Şurası da C olsun. A, B, C ile A, B. Şuranın tamamı C olacak. O halde buraya Y diyelim. Küçük üçgende A'nın gördüğü Y. Büyük üçgende A'nın gördüğü 9. Küçük üçgende B'nin gördüğü 4.
Büyük üçgende B'nin gördüğü 6. Küçükte C'nin gördüğü 9. Ve büyükte C'nin gördüğü X artı Y. Bizden istenen X. İçler dışlar çarpımı yaparsak 36 Y'yi 6 bulduk. Burada yerine koyalım. Sadeleştirdik. 2 bölü 3 eşittir 9 X artı 6. 2X artı 12 eşittir 27. 2X eşittir 15. X değerimiz 7,5 olur. Alan ABC'den nedir? Alanda benzer sorular çözmüştük. Hatırlayın, elinizde bir dik üçgen var ve iç teğet çemberin kendisi varsa, içeride bir iç teğet çemberi var. MN buranın alanı, üçgenin alanı M çarpı neydi? Hatta daha genel haliyle şuydu. Buraya teta dersek içeride yine teğetimiz var. MN alanımız M çarpı N çarpı tanjant teta bölü 2 olacaktı. O halde bu bölgenin alanı 3 çarpı 2'den 6'dır. Tüm üçgen alanı. Aynı mantıkla bu üçgen alanda 9 çarpı 3'ten 27'dir. Burada 27, burada 6. Sonuç 33, 33, 66 tüm bölgenin alanı verir. Bir deltoid verildi. 3, 6, çevre 36. Yani uzunluk kısa toplamı 18. BC uzunluğu nedir diye sormuş. Şu eşitlikle karşılaşırsanız bilin ki içeride aslında yeni bir deltoid daha var. Yani burası 9, burası da 3. Gerekçesine bu ışını hiç çekmemiş olduğumu varsayın. Şimdi deltoid doğal olarak köşegenler birbirini dik keser, açıortaydır, ikizkenar iki eş parçaya böler, taban iki eş parçaya bölündü. Çift çizgi nokta diyelim, burası da çift çizgi nokta olacak. İşte gördüğünüz gibi zorunlu olarak burada bir ikizkenar oluştu. İkizkenar oluşursa burada da yeni bir deltoid yeniden oluşur. Peki sonuç, şu bölgeye bakalım. Bu bölgede bir dörtgenimiz var. Köşegenleri dik kesişen. Zaten karşılıklı kareleri toplamı eşitti, hatırlayın. Karşılıklı kareler 18 eksi x'in karesi artı 3'ün karesi. Şu x'e eşittir. X kare artı kimin? 9'un karesine. 324 eksi 36x artı x kare artı 9 eşittir x kare artı 81. 36x'i karşıya attım. 333 eksi 81 yani 252 sadeleştirdim. X eşittir 7. Demek ki burası 7. Burası ise 11 birim. Güzel bir sorudur. Tekrarda fayda var. Deltoidimiz verildi. 4, 13 yani 9. Buranın dik olduğunu zaten biliyorum. Muhteşem üçlüyü gördüm. Deltoidden dolayı açılar alfa alfa. Burası da alfa. İkizkenar. Dış açımız 2 alfa. İkizkenar 90 eksi alfa. 90 eksi alfa. Yine alfa kaldı. Dik. O halde bu açılar da 90 eksi alfadır. Dikkat ederseniz açılara dolandırdığımızda burada bir 90 eksi alfa, alfalık ifade yeniden geldi ve şurası da 90 eksi alfa. Ne gördük bu durumda? Karşılıklı zaten diki vermişti. Biz sadece açıları dolandırdık. Şuranın dik olduğunu görürseniz soru biter. Nereden gördük? Burası 2 alfa. Burada 2 alfa yani paralel. Kısaca şurası 180 eksi 2 alfa karşılıklı 180 oldu. Burada karşılıklı 180 olacak. O halde dik dikten dikindi. X kare eşittir 4 çarpı 9. X eşittir 6 birim gelir. Şık bir Öklit sorusu. 90'dan indiği için muhteşem üçlü.
bir kenarın 10 olduğunu, yüksekliğinde bu durumda 8 olduğunu gördüm. Aynı mantıkla 6, 8, 10 üçgeni simetrik. 45'ten 36'yı çıkardım. Kaldı 9. Burası da 3. Alan ABC'de nedir? Alan ABC'de 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımıydı. Sadeleştirirsek 66 santimetre kare olur. FB 2x ise BC 3x'tir. Aynı mantıkla DE 2 birimken 2y diyelim buraya. AD 3 birim. O halde burası da 3y, burası da 3x. ABC'de deltoid AD uzunluğu eşittir. DC uzunluğu, o halde diğerleri de kendi arasında eşit. Ve bizden istenen AC'yi 6 birim verdim. Bir köşegeni. EF nedir? Köşegenlerimizden bir tanesinin 6 birim olduğunu biliyorum. Oranların 1'e 2, 1'e 2 olduğunu biliyorum. Şimdi şu işlemi yapalım. Burada bir birim olacak şekilde noktayı aldım. Yani y'ye 2'ye. Dikkat edin. 2'nin 3'e oranı, 2'nin 3'e oranı. Bu durumda burası 2y ise ya da 2k diyelim. O zaman ac 3k oldu. Yani k dediğimiz 2, bu durumda aslında bizim çektiğimiz bu ışın 4 birim olmuş oldu. Peki benzer mantıkla şuraya da alalım. 1'in 3 oranı, 1'in 3 oranı, buraya da t diyelim. T'nin de db uzunluğu 9'a oranı. 1'in 3 oranı, t'nin 9'a oranı. T dediğimiz değer 3 oldu. Buranın zaten dik olduğunu biliyorum. Çünkü paralel. 3, 4, 5 üçgeni yaptı. Çok yüksek ihtimal bu kalıpla karşılaşacaksınız. Kesinlikle tekrar edin. Bir deltoid verildi ve BC, CD'ye eşit. AE parçası kendi arasında eşit verilmiş. Şurada zaten menala üssü görmüş olmanız lazım. Yani 1'in 2'ye oranı, tabanlar zaten eşit. 1'in 2'ye oranı, 1'in 1'e oranı. AK uzunluğunun KL uzunluğuna oranı eşittir 1. Yani AK 2 birimken KL 1 birimdir. Bunu yakalamamız lazım. Menala üssü görmesek bile zaten BE kenarortay, AL de kenarortay olmasından dolayı K noktası ABD üçgeninde ağırlık merkezidir. Bu durumda şurası 2K, burası 1K olarak parçaladık. AK'ya 2 dersem demiş, 2K ise o zaman LC de 7K olur. AC'yi vermiş tümü 10K. K eşittir 2. Bizden istenen KL nedir? K'dır ve 2'dir. AE uzunluğu 1 birim. ED uzunluğu 2 birim. AB de AD'ye eşit deltoid verildi. Yine şu parçaya biz teta diyelim, şuraya da y diyelim. Şu köşegeni aldım. Şimdi 1 bölü 2 çarpı 2k çarpı y çarpı sinüs teta'nın 14 olduğunu biliyorum. Peki şu bölgenin tamamı 1 bölü 2 çarpı 3k çarpı y çarpı sinüs teta'dır. Yani 1 bölü 2 sin teta'lar eşit 2 birim için 14 ise 3 birim için 21. 21 de diğer bölge 42. Tüm alanımız 42'dir. S artı 10 artı 14 zaten tüm alan demek. S artı 24 42. S dediğimiz bölgenin alanı 18 yapar.